Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golbar.com'un ve Kayseri Özel Hüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Değerli arkadaşlar, Ali Koç'un konuşmalarını bir sonraki videoda konuşmak istiyorum. Yarın maçımız var. Şu an sanki hiçbir şey olmamış gibi bu videoyu çekmek istiyorum. Ayrıca transfer soran arkadaşlar var. 5 Mart'ta evet dönem bitiyor ama hayat bitmiyor. Yani 5 Mart'ta biteceğini zannetmeyin çünkü çalışmalara başlanacak. Yaz transfer dönemindeki transferler de şimdiden bitirilecek. İlk olarak Uruguay milli takımının Süper Lig'den ilk yıldız Japonya ve Güney Kore ile karşılaşacak olan Uruguay milli takımına Galatasaray'dan Lucas Torreira, Fenerbahçe'den ise Diego Rossi ve tabii ki Trabzonspor'dan Maxi Gomez davet edilmiş. Bizi burada alakadar eden kısım Diego Rossi'nin seçilmesi. Çünkü Diego Rossi'nin Fenerbahçe taraftarı piyasasının artmasını istiyor. Yani parasal olarak daha değerli satışının gerçekleşmesini istiyor. Bu da tabii ki milli takıma seçilmeyle gerçekleşir. Fenerbahçe'de kaçan balık büyük oldu. Şimdi her fırsatta Fenerbahçe'yi yerin dibine sokan arkadaşlar bu haber sizin için. Fenerbahçe 2002 doğumlu Malili santrafor Dorgeles Nene'yi Mamadi Diambu ile birlikte 2020'de denemeye aldı. Ben hatırlıyorum, hatta Arda Okan Kurtulan'la falan bir fotoğrafı vardı bunların takım otobüsünde. Ancak bu iki oyuncu da beğenilmedi. Dorgeles Nene'nin performansı sarı lacivertlileri adeta perişan etti. Pişman etti. Fenerbahçe transferde çok ciddi bir fırsatı kaçırmış gibi duruyor. 2 yıl önce beğenmeyip gönderdiği Malili santrafor Dorgeles Nene gösterdiği performansta adeta Fenerbahçe'yi pişman etti diyor. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Gambiyalı getiriyor, bilmem Mozambikli getiriyor. Bunlar niye geldi? Yıldız gelsin, o gelsin, bu gelsin. Dorgeles Nene gidiyor. Orada bir şeyler beceriyor. Bu sefer de diyorlar ki bak madem sana geldi niye değerlendirmedin böyle bir futbolcuyu. Gerçekten hakikaten enteresan ötesi enteresan insanlar var Fenerbahçe taraftarı içerisinde. Şimdi çocuğun durumu şu. Bu dönem, bu arada pandemi döneminde denenmeye geldi. Beğenilmedi. Avusturya temsilcisi Salzburg oyuncuyu kadrosuna kattı. Demek ki Salzburg'un beğenilen tarafları varmış. Gelişme kazanması, tecrübe kazanması için, gelişimini devam ettirmesi için de Hasan Çetinkaya'nın ikinci başkanlığı yaptığı Belçika'nın Westerlo takımına kiralanmış. Malili oyuncu 8 gol 2 asistlik performans ortaya koymuş ve piyasa değeri şimdiden 5 milyon euroyu bulurken diyor. Transfermarkt'ta 1.6 milyon euro yazıyor bu arada. 10 milyon olması bekleniliyor. 20 yaşında 1.74 boyunda 3 kez de Mali milli takımının formasını giymiş ve sezon sonunda Salzburg'a geri dönecek. Şimdi arkadaşlar bakın, 2 tane isim saydı. Mamadi Diambu'yu da saydı mesela. Onunla ilgili hiçbir bilgi yok mesela baktığın zaman bak. Niye yok? Çünkü o meşhur olmamış. O da 2 milyon euro piyasa değerine sahip. Eğer aynı Mamadou Diambu'ysa Luzern'de oynuyor. İsviçre'nin Luzern takımında. Ve 30 Haziran'a kadar kiralık şu anda. 20 yaşında. Asıl takımı onu da Salzburg. Yani Salzburg ikisini de alıp kiralıyor. Tabi orada bir piyasa yaptırıp kiralıyor. Ya dediğim gibi arkadaşlar, Mozambik'le bilmem şu da bulu diye dalga geçtiğiniz futbolcuların geleceği böyle olabilir. O yüzden saygı duyun. Bak ben bunu üyelerin özellikle WhatsApp grubundakilerden çok konuştum. Onlara şunu söyledim. Yemin ediyorum bak, bu Ali Koç yalakalığı, yönetim yalakalığı falan değil. Bak yeminle söylüyorum. Müthiş bir scouting çalışma ağımız var. Ben beğeniyorum. Yani onu söyleyeyim. Ben beğeniyorum. Ben aşırı beğeniyorum bu scouting çalışmasını. Fakat siz de diyorsunuz ki hocam bak biz de beğeniyoruz ama yani yanlış anlamıyorum değil mi? Yanlış anlıyorsam bunu belirtin. Hocam senin dediğin, sen 11 tane scoutingle devam edelim diyor musun diye düşünüyorsunuz. Hayır, ben de sizinle tarafım. Bir takım hani tıpkı araba gibi olacak. Arabada motor da olmak zorunda, tekerlek de olmak zorunda. O 4 tane tekerlek var lan, tekerlekte para mı ediyor, motor daha pahalı diyemezsiniz. Diyemezsiniz. Bir arabada motor da olmak zorunda, direksiyon da olmak zorunda. Anlatabiliyor muyum? Teker de olmak zorunda. Bu futbolculardan siz istiyorsunuz ki arabada 3 tane motor olsun. Ben de diyorum ki yeteri kadar motor olsun. Yani yeterince motor olsun, yeterince lastik olsun. Ben 4 tane teker olsun diyorum. Siz diyorsunuz ki hayır ya 2 tane motor olsun, 4 lastiğine gerek var, 1 tane olsun.
Anladınız mı? Aramızdaki fark bu. Ben yerli yerince olması taraftarıyım. Sizler abartma taraftarsınız. Lütfen bu örneği hiçbir zaman unutmayın. Araba örneği gibi düşünün. Bir de adamlar ne güzel koymuş bak. Exantrik mili. Bizde gayış. Lan arkadaş ya ne güzel isim koylar. Fenerbahçe'ye ABD'den merkez orta saha. Fenerbahçe'nin Los Angeles'ta forma giyen Ekvatorlu merkez orta saha oyuncusu Jose Chifuentes'i satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği öne sürüldü. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Chifuentes. Çok net hatırlıyorum. Rossi'nin eski takımı Los Angeles'ta forma giyiyor. Yalnız buradan öncesinden hatırlıyorum ben bu Chifuentes'i. Ben bunun duyumunu da verdim. Çok iyi hatırlıyorum. Şimdi Los Angeles'tan Fenerbahçe Rossi'yi aldı ve Chifuentes için görüşmelerde son aşamaya gelmiş. Sübhanallah, ilk defa görenler beğen butonuna basıp abone olabilirler. Fenerbahçe 4 milyon dolarlık serbest kalma bedelinin yerine satın alma opsiyonuna kiralama teklifi yapmış. Sezon sonuna kadar 500 bin dolar, gelecek sezon içinde 1,5 milyon dolar verelim alalım demişler. Ve tek seferde 4 milyon dolar istiyormuş. Amerikan ya kulübü diyormuş ki biz o parayı sizden hemen almak istiyoruz yani öyle bekleme falan bizim kitabımızda yok kardeşim bak biz eğer böyle bir yolunda bulunursak diyormuş. Yalnız bir şey söyleyeceğim. 12 milyon euro piyasa değeri 1,78 boy, yaş daha 23, Ekvador milli takımın 13 kez formasını giymiş ve cincik gibi topçu ya. Cincik gibi diye bir şarkı var biliyor musunuz? Yani gördüğüm kadarıyla iyi bir topçu. Dünya Kupası'nda da biraz alıcı gözle bakmıştım. Valla becerebilirsek bak işte bu da motor. Bu, siz diyorsunuz ki bu motor değil. Ben diyorum ki bu motor işte. 30 yaşında motor istiyorsunuz. 30 yaşında falan motor gelmesin bu takıma. 23 gelsin. 24'lük motor gelsin. 25'lik gelsin. Anladınız mı? Taş gibi dinamo gelip söğüşlemeye gelmesin. 800 bin kilometre yapmış ama rektifiye de hiç girmemiş, sıfırlanmamış. Motor almayalım diyorum size. Ulan ne güzel oldu ya. Aradığım örnek motormuş ya. Yoksa sizi motora... Yani ben bu arkadaşla ilgili bir şey söyleyeceğim ama ikinci şeyi söyleyip ondan sonra söylemem lazım. Nedir o ikinci söyleyeceğim şey? İkinci söyleyeceğim şey de orta saha transferlerinin için falan filan Inter Milan olayı. Nedir falan filan Inter Milan olayı? Yahu Fenerbahçe ve Sevilla rekabete erken başladığı transferde karşı karşıyalar. Böyle bir haber. Biraz haberleri gecikmeli veriyorum size ama arkadaşlar şu da var. Haberleri sormam lazım, soruşturmam lazım. Bazı haberleri de erken veriyorum direkt geldiği için. Şimdi UEFA Avrupa Ligi'nde burnum kaşındı. Çeyrek final biletini almak adına mücadele vereceğimiz Sevilla ile sadece sahada değil, saha dışında da karşı karşıya gelecekmişiz. Kayserispor'la deplasmanda karşılaşacak olan takımımız Borussia Dortmund'dan Mahmut Dahoud için iki takım da devredeymiş. Şimdi Dahoud olayını şöyle anlatayım arkadaşlar. Dikkatli arkadaşlarımız çok iyi hatırlayacaklar. Borussia Dortmund dedim. Yani hiç kimse Borussia Dortmund Ferdi'yi konuşmazken dünyadaki en ciddi aday Ferdi Kadı olduğu için Dortmund dedim. Now now dediler. Ve Dortmund dedi ki ben size bir futbolcu vereyim yanına. Siz de bana Ferdi'yi verin. Ferdi size de yaza kadar dursun benim vereceğim futbolcu şimdi gelsin diye. Hocam bu o mu diyorlar? Hayır bu o değil. Şimdi konuşacağım kısma geliyorum. Bu arkadaş sezon sonu boşa çıkıyor. Allah aşkına bana şöyle bir hesaplama yapın. Elinizi vicdanınıza koyun. Bak yalvarıyorum yorum yapın. Bak yalvarıyorum yorum yapın. Fenerbahçe 4 milyon dolar verdi. Çifuentes'i satın aldı. Sezon sonundan bahsediyorum. Şimdi değil. Mahmut Dahoud'u da ayarladı. İkisini bedava getirdi. Biri 18 milyon euro, biri 12 milyon euro. 30 milyon euroluk orta saha yaptı. Crespo'yu 12'ye 16'ya sattı, kiteledi bilmem ne yaptı. Araujo'yu da şu an 6,5-7'ye satsan satarsın. Lan sattık diyelim. 12'ye Crespo'yu sattın, 7'ye de Araujo'yu sattın. 19 milyon euroya ikisini sattın. Bu arkadaşı 4 milyon dolar, 4 milyon euro olsun. 4 milyon euroya Çifuentes'i aldın, yanına da Dahoud'u aldın. Okey misiniz? Kabul müsünüz? Orta saha daha da güçlendi der misiniz? Derseniz okeyse ikinci sorum. Zayt sözleşme yenileme görüşmesi sürüyor ama Zayt da gitti diyelim. Yani Cifuentes, Dahoud, Mert Hakan yanında İsmail Yüksek bir de 5. orta saha alınacak diyelim. Genç bir çocuk ya da ne bileyim Türk bir çocuk diyelim. Kabul müsünüz?
Her şeye kabulseniz şunu yazın. Hocam ben her şeye kabulüm. Yani 15 milyon euro cepte kalacak. İki tane futbolcun gelecek. Crespo'dan Arao'dan çıkacaksın. Zayt'ın sözleşmesi bitip gidecek. Mert Hakan, İsmail Yüksek devam edecek. Belki oraya bir isim de alacaksın. Ben okeyim. Tartışmasız okeyim. Siz okey misiniz? Eğer okey diyorsanız siz de benim gibisiniz. Yani hem motor olsun hem teker olsun. Teker alıyorsan da iyi teker al diyorsun. Seni yarı yolda bırakmasın. Akü alıyorsan da iyi akü al diyorsun. Yarı yolda bırakmasın. Yok kabul etmeyelim diyorsanız siz diyorsunuz ki arabada 16 tane teker olsun. Anladınız mı? Olay bu. Fenerbahçemizin şöyle bir durumu var. Grubu garanti bitirdik. Playoff'ta PSV'yi eleyen Sevilla'ya rakibiz. Ve Alman İspanyol basında çıkan haberlere göre Sevilla'da imza atmak için Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacakmış. Sözleşmesi bitecekmiş, sezon sonunda yolları ayıracakmış. Leicester ve Napoli de talip de diyor. Arkadaşlar iki yönlü orta saha. Bak oyuncuyu anlatıyor Dahoud'un. Orta sahanın ortasına göre yapan Dahoud oyunun iki yönünde de etkili olabilen bir isim. Mönchengladbach altyapısından yetişti. Suriye asıllı futbolcu. Surinam asıllı değil miydi ya? Ben Suriye değil de Surinam diye hatırlıyorum. Neyse. Dortmund'a 12 milyon euroya transfer oldu. 27 yaşındaki oyuncu sarı siyahlarda alışkanlık. 137 resmi maça çıkarken 5 gol attı ve 16 asist yaptı. Davut 2017'de Avrupa şampiyonu olan Almanya U21 takımında önemli isimlerinden biriydi. Yıldız orta saha oyuncusu Almanya milli takımının ise 2 kez formasını giydi. 3 olmadan başka takıma geçebiliyor bu arada bilginiz olsun. Natuta Suriyeliymiş, biz de oynatırız yani. Türk milli takımında. Aziz Allah. Normalde duracaktım ama durmuyorum. Ezanı dinlemek isteyen çok fazla yurt dışından kardeşlerim var. Bizim bu ezan okunurken konuşmamı sürdüreceğim arkadaşlar. Yurt dışında birçok kardeşimiz ezan sesine hasret kaldıkları için inanın onlara şifa oluyor. Bir de şunu söyleyeyim. Gürültü filtresini aldığım için ben susunca ezanı da belki duymayabilirsiniz. Aynen öyle oluyor. O yüzden az da olsa konuşmam lazım. Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kafilesi belli oldu. Kafilede kimler kimler yer aldı? Kimler kimler yok ki? Şimdi kafilenin resmini vereceğim ben ekrana. Görselini vereceğim kafilenin. Yok veremeyeceğim. Çok mühim değil. Verdim sayın. Şimdi kafilede eksiklerden bahsedelim. João Pedro geri döndü. Kafilede yer alıyor. João Pedro. Transfer görüşmelerini sürdüren Luan Perez, Gustavo Henrique. Ay ne transfer görüşmesi pardon. Luan Perez ve Gustavo Henrique teknik heyetin transfer teknik heyet kararıyla kadroya alınmadılar. Mert Hakan yandaşında yandaş olduğu için hocam hükümet istifa tezahüratları var. Mert Hakan'ı niye alsınlar? Tövbe tövbe falan. Mert Hakan yandaşında ağrıları var diye biliyorum ama yanılıyor olabilirim. Bunu demedim sayın. Mert Hakan yanaşı. Nazım Sangare zaten beğenilmiyor yeterince ama gönderilmiyor da. Miçi Batshuayi şu ayında çeşitli ağrılar olduğu için kadroya dahil edilmedi. Uzun zaman sonra João Pedro kadroya dahil edilirken bu isimler yer almadı. Ben şunu söyleyeyim. Ben Kayserispor maçında Fenerbahçe'nin normal değil, lime doğranacağı görüşündeyim. Lime. Ve sözüm söz. Herkesi de yoruma bekliyorum. Fenerbahçe yarın ben bu videoyu bugün yüklenir gerçi bağda biraz şey yapıyorum. Videoların boyutunu küçültüyorum. Yarın Fenerbahçe kazanırsa maç sonu canlı yayında 20 kişiye en az 20 kişiye üyelik edeceğime söz veriyorum. Biliyorsunuz Mustafa Hoca'nın sözü ölüm dışında gerçekleşir. İçimden geçen skorda söylemeyeceğim skoru o skor gerçekleşirse sözüm söz olsun olan 50 kişiye üyelik vereceğim. 50 kişiye. Ben parasında pulunda değilim. Ne kadar üyem oldu o kadar memnun insanım. Ve üye arkadaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Sizlerle gurur duyuyorum. Siz de kendinizle gurur duyun. Birlikte gurur duyuşalım. Yani iki maça ilişkinde şunu söyleyeyim. Hükümet istifa tezahüratlarının falan içerisinde, sloganların içerisinde olan bir maç. Yani maçın hakeminin Beşiktaş Gaziantep maçında kafa atan futbolcunun kafasını şiddetli görmemesi. Hani var hakem uyarmasına rağmen arkadaş ben şiddetli görmedim demesi.
Sosyal medyada da bu hakimle ilgili enteresan iddialar var. Kimisi diyor ki bilmem Yargıtay müsteşarının çocuğunun oğluymuş. Birisi de Amerikan Genelkurmay Cumhurbaşkanı Başbakanımızın oğluymuş diyor. Öbürü bilmem ne partisinin bilmem ne sendikasının üyesinin oğluymuş diyor. Öbürü başka bir şey diyor. Her türlü kalıba soktu. Ben şunu biliyorum. Çok ama çok net, kopuz koyu Galatasaraylıdır Atilla Karaoğlan. Kopuz koyudur. Benim ricam ne Atilla Karaoğlan'dan? Lütfen maçı katlet. Fenerbahçe'yi lime lime doğra. Daha maçın başında üstündeki sarı lacivert var. Kırmızı kart. Çık. Üstünde sarı lacivert var. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Söyle bakayım. Fenerbahçe'nin kimle özdeşleşmiştir? Mustafa Kemal Atatürk'le. Al sana kırmızı kart. Çık. Şafak Sezer diyecektin. Gel lan buraya. Gel buraya gel. Çakallara Dans 6'yı izledin mi? Yok. Sen nasıl Fenerlisin? Çık kırmızı kart. At. Vallahi bak. Ne olur maçı katlet. Ne olur maçın içine et. Ne olur maçı mahvet. Mahvet ki Fenerbahçe sahadan çekilsin. Ligden çekilsin. Tiyatronuzda, bataklığınızda hep birlikte kendi kendinize oynayın. Çamurun içinde oynayın. Vallahi billahi bak. Ben adalet madalet istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Adalet falan da sağlamayın. Fenerbahçe'ye adalet sağlayacağız diye de başkasının hakkını yemeyin. Neyse o. Benim yıllardır kurduğum bir cümle var. Buradaki herkes şahidim. Ben şöyle bir cümleyi kurdum. Sonuna, sonsuza kadar da arkasındayım. Fenerbahçe'nin maçını bir hakem adil yönetsin. Yani adil ötesi adil yönetsin. Gördüğünü çalsın, vermesi gerekeni versin. Fenerbahçe taraftarı dahi der ki ulan şike mi yapıyoruz? Yemin ediyorum artık o duruma düşürdünüz bizi. Artık yeminle söylüyorum o duruma düştü. Ulan Konya maçında herif kırmızı kart diyor, dirsek vuruyor. Adamın bilinci kapanmış, gözünün önünü görmüyor. Bir iki tane zır tapos Fenerbahçe taraftarı yazmış. Hakem bizi kolluyor. Adana Demir maçında hakkımızı yediniz diye bu maçta Konya'nın hakkınızı yemesine gerek yoktu diye. Ulan harbi söylüyorum bir insanın bir cümlesi bu kadar mı asırları aşar? Bakın bu yüzyıllar boyunca bu cümlem asılı kalsın. Kıyamete kadar asılı kalsın. Kıyamete kadar bu sözümün arkasındayım. Fenerbahçe'nin maçının apadil yönetildiği maçının akabinde Fenerbahçe taraftarı bile diyecek ki ulan şike mi yapıyoruz? Hakem bizi kolladı. Artık hiç oraya gitti. O Konya maçında iki tane %1 milyonluk penaltım verilmemiş. Şey ekibi söylüyor. Trio ekibinin üçü de söylüyor. Erman Toroğlu söylüyor. Bilmem öbürü söylüyor. Üç tane. Kayseri Spor'dan iki tane futbolcunun kırmızı kart yemesi lazımmış. Da şey, Konya Spor'dan özür dilerim. İki futbolcusu kırmızı kart yemesi lazım. İki tane penaltım verilmemiş. İki tane, üç tane arkadaş çıkmış sosyal medyada hakem bizi bugün kolladı. Adana Demirspor maçının intikamını aldı. Ulan dangoşlar siz böyle oldukça semer vuran çok olur. Ben o yüzden istiyorum ki Fenerbahçe'nin hakkı iyice yensin. Bu sene gitsin. İstemiyorum bu sene. Alın. Kime veriyorsanız verin. Adamı verdiklerinize veriyorsunuz. Arsa mı verdiklerinize veriyorsunuz. Başkasına mı? Kime veriyorsanız verin ligi. Çekilsin Fenerbahçelik'ten. Fenerbahçelik'ten çekildikten sonra zaten oyun biter. Deprem dolayısıyla ligimize zarar verilmiş oldu. Mevcut sıralamaya göre puan sıralaması şey yapılmıştır işte, tescil edilmiştir. Gelsin sirkinizde kendiniz oynayın. Bataklığınızda kendiniz oynayın. Yeter. Fenerbahçe'de gitsin bütün futbolcularını Hull City'ye taşısın. Gidelim biz Hull City'yi destekleyelim. Hull City'nin de rengi sarı lacivert olsun. Fenerbahçe City olsun. Yemin ediyorum bıktım ya. Vallahi bıktım. Lan bir ülkede bir takımın taraftarına bu kadar mı uğraşılır ya? Bir takımla bu kadar mı uğraşılır ya? Bıktım ya. Vallahi bıktım. Atilla Karaoğlan lütfen en iyi yaptığın işi yap. Eyyam yap. Eyyam. Kralını yap Eyyam'ın. Doğra Fenerbahçe'yi. Sahadan çekilmek zorunda kalan. 5 tane kırmızı kart göster biz çekilmiyorsak da. Maçı tahir et. Şey yap. Bitir maçı. Olur mu? Şu köşede siyah bir kurdele var depremden dolayı. Umursamayın onu. Asli görevinizi yapın. Siz yani Allah'tan korkarak maç yönetecek olsanız zaten ben bu açıklamaları yapmam. Sizin hiçbirinizin Allah'tan korkarak maç yönettiğine inanmıyorum ben. Hiçbir hakemin vicdanının kaldığına inanmıyorum. Ya da kaldıysa bile size göre Fenerbahçe öcü. Size göre Fenerbahçe terörist. Size göre Fenerbahçe düşman. O yüzden de hakem, hocam hakem konuş. Hocam hakem konuş. Alın konuştum hakemi. Ligin en iyi top oynayan takımı, en iyi kadrosuna sahip olan takımı, en iyi hücum aksiyonlarını yapan, en iyi Avrupa performansı gösteren takımı, en çok Avrupa'da puan getiren takımı, en iyi yoluna devam eden takımı. Ve bakalım sonuç ne olacak arkadaşlar. Hep birlikte izleyip, bekleyip göreceğiz. Teşekkürlerimi sunuyorum izlediğiniz için. Ne olur siz de benden aynı görüşteyseniz de bu videoyu beğenin. Ben desteklerinizi görmek istiyorum arkadaşlar. Desteklerinizi görmek istiyorum. Biz burada günlük yani artçelerle şunlarla bunlarla sarsılıyoruz. En fazla bir gün yani bir gün öleceğiz, illa öleceğiz. Belli mi olur, belki bir daha görüşemeyiz.
En azından siz de dik durun. Deyin ki Mustafa hocam arkandayım ya. Ya bugüne kadar değilsiniz de bugünden sonra arkandayım deyin ya. Ne bileyim. Al hocam sana desteğim ya deyin. Abone olun, beğenin. Katılın ya aramıza. Korkmayın, cesur olun, cesur. Korkakların hiçbir şey olmaz. Ben hayatımda 3 çeşit insanın hiçbir şeyin sahip olmadığına şahidim. En az 20 bin kişi tanımışımdır hayatım boyunca. Cimrilerin, hasetçilerin, varken yok diyenlerin hiçbir şeye sahip olduğunu görmedim. Çevrenize bir bakın. Bir sürü para kazanmasına rağmen hiçbir şeyin sahibi değil mi? Ya cimridir, ya hasettir, ya da açız. Fakiriz, paramız yok. Vallahi yetmiyor para. Diyenlere bakın, hiçbir şeyin sahibi olamazlar. Bunlardan olmayın, cimri olmayın. Bir beğeniye, bir abone olmaya, bir tıklamaya bu kadar cimri olmayın. Haset olmayın. Mustafa Hoca da sizden taraf. Fenerbahçeli değilseniz bile ben de sizden tarafım. Adalet yanlısıyım, adalet tarafındayım. Varken yok demeyin. Bugün şampiyon yapılıyor takımınız ya da yapıldı birkaç senedir ya da takımınız iyi gidiyor. Sesinizi çıkarmamazlık yapmayın. Hani diyor ya şöyle böyle yarın bir gün başınıza geldiği zaman demeyin şöyleydi böyleydi. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.